Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Şimdiye kadar e-kurs bünyesinde Türkçe dersleriyle karşınızda olmaya çalıştık. Şimdi de bir kamp haberiyle karşınızda olacağım. Dikkat arkadaşlar, hepimizin beklediği bir tarih var. 22 Mayıs 2016. Çok daha önemli bir tarih var desem ne dersiniz? Bakın, 8 Mayıs 2016'dan bahsediyorum. Ne olacak 8 Mayıs 2016'da? İşte bu tarihte, işte bu önemli zaman diliminde e-kurs şimdiye kadar TUS'ta, YÖS'te, KPDS'de, ALES'te yapmış olduğu şovu KPSS'de yapacağını da bizlere gösterecek. Bakın tarihimiz 8 Mayıs 2016 ile dikkat 22 Mayıs 2016 tarihleri arası bizi muhteşem bir kamp bekliyor. Peki neler mi olacak bu kampta? Kimler neler mi anlatacak? Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. 10 saatlik bir Türkçe dersiyle karşı karşıya olacaksınız. Tam 10 saat. Piyasaya şöyle bir baktığımızda her yerde afişler, her yerde kamp haberleri. Bizim ne farkımız olacak? Bakın yaklaşık 20-25 saatlik genel Türkçe saati verilirken birçok yerde sadece kampa tam 10 saat ayıracağız. Neler yapacağız? Gelin bir göz atalım. 10 saatlik Türkçe dersinde şimdiye kadar anlattığımız her şeyin pekiştirilmiş, sıkıştırılmış ve sınavda nasıl gelecek diye aklınızda oluşan bütün sorulara cevap olacak halini göreceksiniz. Nasıl yapacağız, neler anlatacağız? Bakın şimdi birçok soru hazırladım arkadaşlar. Şimdiye kadar her yıl yaptığım bir gelenek aslında bu. Bu sene de bunu e-kurs bünyesinde yapacağım. Şimdiye kadar yaptığım bir gelenek var demiştim. Nedir o? Özellikle arkadaşlar bir adet deneme hazırlıyorum. 30 sorudan oluşan bir adet deneme ile karşınıza geleceğim. İlk adımımız bu olacak. Tabii ki 10 saatte çok önemli şeyler yapacağız ama asıl odak noktasından bahsetmek istiyorum. Bir tane deneme ile geleceğim. Şimdiye kadar içiniz çok rahat olsun. Paragraf sorularını bir tarafa bırakalım. Zaten paragraf sorularında değinilmemiştir sorusu 7-8 tane garanti zaten. Yanlıştır sorusu birkaç tane zaten garanti. Şimdi marifet şu değil. Öncelikle buna dikkat. Adam diyor ki 10 tane paragraf sorusu çıkacak. Bakın diyor çıktı. Yıllardır zaten paragraf sorusunun sayısı belli, dil bilgisi sorusunun sayısı belli, yazımın, ne bileyim noktalamanın, anlatım bozukluğunun hepsinin nasıl geleceği dahi az çok tahmin edilebilir. Ama tahminden ziyade teker teker tahtaya soru yazacağım arkadaşlar, göreceksiniz. Öncelikle 10 saatlik bu muhteşem kampın ilk bölümünde arkadaşlar yaklaşık 2-3 saatlik dilimde dikkat. Yoğun bir soru çözümü. Yoğun soru çözümü bizi bekliyor olacak. Buraya çok dikkat. 2-3 saatlik diliminde çok yoğun bir soru çözümü bizi bekliyor olacak. Ne demek bu? Soruları çözeceğiz tane tane. Sonrasında benzer soruları aktaracağız arkadaşlar. Ekranda göreceksiniz. Benzer soruları tek tek geçeceğim, tek tek geçeceğim. Neler çıkmış, neler çıkabilir? Hepsi üzerinde duracağız. Ama bizi bekleyen altın saatler sonrasındaki son saatler olacak arkadaşlar. Yaklaşık artı 7-8 saatlik bölüm işte sınavda başarı sağlamamızda müthiş katkı sağlayacak saatler olacak. Nasıl yapacağız? Bırakın arkadaşlar sağa sola gitmeyi, zaman kaybı yapmayı, oturun evinizde, yaslanın arkanıza, açın bilgisayarınızı, telefonunuzu, tabletinizi, e-kursa bir dönün. Bakın bu adamlar neler yapıyorlar, şimdiye kadar neler yapmışlar. Çok önemli bir noktaya da değinmek isterim. Sınav anına kadar, sınav saatine kadar tekrar tekrar videoları izleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Yaptığımız anlatımları, soru çözümlerini tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ya kaçırma derdi yok, yazamadım derdi yok, duyamadım, dinleyemedim, ne demek istedi tam anlayamadım derdi yok. Tekrar tekrar izliyorsun. Yaklaşık 10 saat süren bu Türkçe kampından sonra, o muhteşem saatlerden sonra sınava girdiğinde hiç de şaşırmıyorsun. Neden? Çünkü biz geleneğimizden bahsettik. Dedik ki tahtaya sorumuzu yazarız. Sınavda zerre kadar farkını görmezsin o sorudan. Doğal olarak bakın sınavda bizi neler bekliyor, biz nelere vurgu yapacağız. Unutmayın arkadaşlar, 30 soruluk bu Türkçe sınavında en belirleyici taraf şüphesiz ki paragraflar. Her ne kadar sözel mantık vesaire denilse de
Dört soruya yük yüklense de sanki sınav o dört soruyla olacakmış. Sözel mantığı halletsek iş bitecekmiş gibi bir görüntü çizilse de paragrafta şimdiye kadar verdiğimiz ve o 10 saat içerisinde vereceğimiz muhteşem şifrelerle dikkat. O muhteşem şifrelerle daha önce hiç görmediğiniz, kesinlikle bunu iddia olarak da söylemiyorum. Ders anlatımlarımda gördünüz. O 10 saatlik programda çok daha net göreceksiniz. O muhteşem paragraf taktikleriyle ne kadar o 1 dakikalık, 2 dakikalık soruların nasıl böyle 10 saniye, 15 saniyeye indiğini gördüğünüzde siz de hayretler içine düşeceksiniz. İşte bu taktiklerle, işte bu tekniklerle, işte bu yöntemlerle sınava gireceksiniz ve emin olun büyük bir başarı sağlayacaksınız. KPSS sınavı diğer sınavlar gibi bilgi sınavı olmasının yanı sıra bir hız sınavıdır da unutulmasın. Özellikle KPSS dışında birçok sınav için vurguladığımız bu şeyi ben KPSS'nin odak noktasına yerleştirdim her zaman. Zaman, zaman, zaman diyoruz arkadaşlar. Zamanında çözmek, erken bitirmek, tabii ki doğru yanıtlamak bizim karakterimiz olmuş. Şimdiye kadar bunu yaptık. Öğrencilerimize de bunu yaptırabildi, şükürler olsun. Çok büyük bir sıkıntımız olmayacak arkadaşlar bu senede. Biz kendimize güveniyoruz. Siz de kendinize güvenin. Gelin 8 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri arasındaki bu değerli tarihler arası dikkat arkadaşlar, sakın kaçırmayın. Saatlerimiz, günlerimiz, derslerimiz, ders akışımız, programımız, her şeyimiz sitede belirli arkadaşlar. Gelin katılımı artıralım. Gelin hep birlikte ekranları başına kilitlenelim. Ve bu adamlar ne anlatacaklar, sınavda neler göreceğiz, bunları bir görelim ve şaşkına dönelim. Dediğim gibi arkadaşlar 8 Mayıs, 22 Mayıs tarihler arasında belirli saatlerde KPSS ile ilgili bütün derslerde dikkat, kamp programımız var. Hepinizi bekliyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar, iyi çalışmalar.